Mutlu ol günler değerli izleyenler hoş geldiniz bin spor stüdyolarına 29 Aralık çarşamba günündeyiz her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikteyiz sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak açıyoruz başlatıyoruz bugünkü programımızı da Uğur bey hoş geldiniz hoş bulduk merhaba Nasıl teşekkür ederim siz nasılsınız çok teşekkürler iyiyiz biz de değerli izleyenler Ziraat Türkiye Kupası ile başlayacağız sonrasında geride bıraktığımız Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısından yansıyan istatistikleri rakamları da hep birlikte değerlendireceğiz ama önce dün dün akşam oynanan karşılaşmalar diyeceğiz ilk olarak bir sayfa grafimiz var. Hemen gelsin efendim ekranlarınıza Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur sonuçları Salı günü yani dün oynanan karşılaşmalarda Kasımpaşa Kocaeli Spor Atakaş Atay Spor Menemen Sporu 1-0 mağlub etti. Fraport Antalya Spor, GZT Giresun Spor karşılaşması Antalya'nın Antalya Spor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor yine rotasyonda çıktığı karşılaşmada Bolu Sporu 1-0 geçti ve dünün hakikaten farklı farklı anlara farklı farklı bölümlere, farklı farklı heyecanlara sahne olan karşılaşması. 120 dakika 2 uzatma devresi ve de penaltılar sonucunda Denizli Spor Galatasaray'ı kupadan eledi. Normal e, süresi 3-3 tamamlanan karşılaşmada penaltı atışları sonu, e, sonucunda Denizli Spor turu geçen taraf oldu. Peki bu maçtan sonra Denizli'nin turu geçmesi gazete başlıklarına nasıl yansıdı? Hemen Foto Maç gazetesini getirelim ekranlarınıza. Diyor ki başlığında Denizli mucizesi. Galatasaray'ı kupadan eleyerek büyük bir sürpriz yaptı. Bu başlığa karşıyım tabii de onu birazdan söyleyeceğim konuşacağız. Tamam. Ee, başlığa karşıyım derken mucize kelimesine karşıyım. Birçok eksiğine kulübesinde sadece 5 kişi oturmasına karşın penaltılarla son 16 turuna adını yazdırdı. Fatih Tekkeli Denizli herkesin büyük takdirini kazandı. Şimdi bakalım şöyle alt başlıkta neler yazmış Galatasaray'da Alpaslan çift sarıdan oyun dışında kaldı. Maç uzatmaya taşınırken iki takım da 3-3'den başka gol bulamadı ve penaltılara geçildi. Oğulcan'ın 6. penaltıyı kaçırması, Şüvelen'in topu ağlara göndermesiyle mucize gerçekleşti demiş. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in elenmek bize yakışmadı. Çok basit bir karşılaşmayı sıkıntılı hale biz soktuk. İki farklı öne geçemezseniz her zaman sıkıntı olur. Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunu gölgede bıraktı. Doğru vuruşlar yapamadık. Bir metreden atamama beceriksizliğini gösterdik dedi. Önce şey dedi bir metreden atamama becerisini pardon beceriksizliğini dedi Fatih Terim. Diğer taraftan Fatih Tekke enteresan bir maç oldu cümlesi başlığa çıkarılmış gazetede. Denizli Sporu son 16 turuna taşıyan teknik direktör Fatih Tekke önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Tekke enteresan bir maç oldu. Abdülkadir'in performansı öne çıktı. Galatasaray karşısında tur atlamak önemli bir şey. Kulübede oyuncumuz yoktu. Bu galibiyet, bu tur bize ciddi bir moral oldu. Neler yapabileceğimizi gösterdik. Lig çok daha önemli tabii. Yine çok eksiğimiz var. Aynı istekle devam etmek istiyoruz diye konuştu. Maçın öne çıkan oyuncusu Galatasaray'a tek başına dur diyen bir penaltı kurtarıp bir de atan Abdülkadir Sünger kalesinde adeta devleşti. Maç boyunca dünya kadar kurtarış yaptı. Gerçekten 19. Tam 19 kurtarış yaptı diye penaltı dahil yazmış gazete. Posta gazetesi Cimboma Kupa Şoku. Ha pardon, şu şeye geçmeden neden bu e, mucize kelimesine ya da neyse devam edeyim. Ondan sonra konuşuruz. E, birincilik ekibi Denizlispora penaltı atışlarıyla boyun eğen Galatasaray 23 kez final oynadı, 18 kez havaya kaldı, kupayı kaldırdı ya onu söyle. Havaya kaldırdı. Havaya kaldırdı. 18 kez havaya kaldırdı Türkiye kupasına. Ben havaya kaldı diye öyle yazmışlar evet. şimdi ben de ekranda Kaldım. Gördüm. Ee, tekrar baştan alıyorum cümleyi. Galatasaray 23 kez final oynadığı, 18 kez havaya kaldırdığı Türkiye Kupası'na son 32 turunda veda etti. Konuk ekip kalecisi Abdülkadir geceye damga vurdu. Kaçan gollerin izahı yok sözü. Fatih Terim'in yine burada yer bulmuş kendisine. 40 saniyede bir asist bir gol. Bir gün önce bonservisinin alınması Mustafa Muhammed'e adeta doping etkisi yarattı. Denizli Spor Karşılaşması'nda hırslı ve istekli görüntüsüyle dikkat çeken Mısırlı Yıldız geceyi bir gol bir asistle tamamladı. Hemen hatırlatalım maçı seyretmeyenler için iki topu da direkten döndük ki ilk şutu şey açısından, futbol açısından, futbolun güzelliği açısından gol olsaydı hakikaten çok güzel bir gol olarak tarihe geçecekti. Hem vuruş hem de topun gittiği yer itibariyle. Abdülkadir tarih yazdı diye yine Abdülkadir Süngere vurgu yapmış gazete. Gelelim mucize kısmına. Uğur Bey zaten kupanın bu formatı hedeflerden birisi bu değil miydi? Güçlü takımlar, konvansiyonel büyükler. Tamam, onlar her zaman büyük zaten kimsenin itirazı yok. Ama bir peri masalı hikayesi olacaksa o da burada olacak işte. Sistem bunun üzerine dizayn edilmiş. Asıl çıkış amacı buydu. Ve dün akşam hakikaten çok farklı dinamikleri olan bir karşılaşmaydı. Yani sayabilirim ben size. Şöyle söyleyeyim. Ee, Galatasaray mesela rotasyonda çıkmadı, değil mi? Bir oyuncu. Rotasyonlu bir tek... sayılır. Nelson. Yani. Sonradan girdi oyuna. Fan Anoult son maça başlayan oyuncuydu. Berkan maça, başlayan oyuncuydu. Ömerle başlamadı mı son maça? Aa özür dilerim Ömerle başladı. Ömerle başladı. Doğru. Yok Anolt'la başladı. Behler Önceki maç Ömer. Bekler konusunda. Son maçı Anadolu'da başladı. Rotasyon yapıyor mu yapmıyor mu? Berkan başlayan oyuncuydu. Peki e, Galatasaray'ın ilk yarıyı oyun anlamında tırnak içinde çöpe attığını söyleyebilir miyiz? İkinci yarıdaki başlangıcı gördükten sonra. İstersen oradan başlayabilirim. Birkaç tane daha sayayım size. Tamam. E, şu Dünya kadar gol kaçırdı. Direkten dönenleri saymıyorum. Onun dışında dünya kadar gol kaçırdı. E, acaba biraz çok hızlı bir şekilde golleri bulunca Galatasaray biraz da rakibi hafife mi Aldı diye de e, düşünüyorum. E, olayın bir hakem boyutu var mı? Tartışmak ister miyiz? Konuşur muyuz? Onu da değerlendiririz ve de kaleciler. E, yani dünya kadar farklı dinamik var. Hangisiydi diye soracak olursanız hepsi eşit ağırlıkta diyebiliriz. Dün akşam e, Denizli Spor'un turu geçen taraf olmasında. Şimdi Muhammed'in 40 saniyede bir gol bir asist yapması detayını önüne çıkarmış ya gazete. Evet. Onu yaptığı anda e, Galatasaray sahada 4-4-2 Zaten asisti de Halil'e yapıyor. Hı hı. İkinci Santrfor'a. Galatasaray ilk yarıya tek Santrfor'la başlıyor. Klasik 4-1, 4-1 ile sezon boyunca daha çok kullandı. İkinci yarının başında değişikliklerle Halil'in Çikaldağ'ın yerine girmesiyle 4-4-2'ye dönüyor. Sizin yaklaşık 2 ay oldu mu bunu söyleyelim İşte birkaç aydır konuşuyoruz. Bak 4-4-2'ye evet. dönüyor. 6 dakika sonra 2 gol atmış oluyor. Biri Muhammed'den gol, biri de Muhammed'in asistiyle Halil'in golü. Bence Fatih Terim. Dünkü maça da 4-4-2 çıkmak isterdi. Tahmin ediyorum. Çünkü ligde gördü. E, özellikle iç saha maçlarında, özellikle domine edeceği maçlarda 4-4-2'nin mantıklı olduğunu ve ligde de iki gol öyle buldular. Ama şimdi elinde de iki santrfor var sadece. Cagni de sakat. Elinde sadece Ali ve Muhammed var. Herhalde düşündü. Çok da boşluk yok. İkinci yeri başlayacak. 10-12 gün sonra. Çok da boşluk yok. İkisini birden 11'de başlatıp acaba uzun süre kullanmak bunları ekonomi kullanmamak anlamına mı gelir diye düşündü herhalde. Birini kullandı sonra ikinci yarı ikiliye döndü ama bana sorarsan ikisi de genç. Biri 21 yaşında biri 24 yaşında. Allah korusun bir sakatlık olmadığı sürece önünde boşluk da var. Sonuçta Süper Kupayı da Galatasaray oynamayacak. Beşiktaş'ta Antalya oynayacak. Doğru. önde Önünde boşluk da var. Şu maçta Halil Muhammed beraber başlayabilirdi bence. Önce oradan başlayayım. Hani ilk yarıyı çöpe mi ya? ilk evet. İlk yarının biraz verimsiz geçmesi ve ikinci yarıda hemen 6 dakika içinde 2 gol gelmesi biraz orada Halil Muhammed'in beraber oynamasıyla ilintili olduğunu düşünüyorum. Birinci boyutu. İkinci boyutu e, Fatih Terim müsabaka sonrası açıklamasında diyor ki futbolcularımız diyor gol pozisyonlarında kendilerinden daha uygun, daha müsait arkadaşları varken o pas tercihini yapmadılar. Kendileri kullanmaya, kendileri atmaya kalktılar diyor. Yani ekstra pasları vermediler. Daha müsait arkadaşlarına vermediler diyor. Hücum oyuncularını o anlamda suçluyor. Bir de diyor ki mesela gereksiz bir kırmızı karttı. Genç oyuncularımız bu hataları yapacaklar diyor. Kırmızı kartı gören adam 28,5 yaşında. Tecrübesiz bir, bir isim değil 93 yani. doğumlu. Temmuz 93 doğumlu. Hani birkaç gün sonra 2022 olacak. Takvim yılı olarak 29 olacak. Birey birey şikayetleniyor terim oyuncularından. Bir ekstra pas yapmayanlar var diyor. Ön taraf oyuncularını söylüyor. Bir gereksiz. de kırmızı kart gören Alparslan'dan şikayetleniyor. Yani bu bilgiler ışığında taktiksel boyutu 4-4-2 sürecinin daha iyi olduğu bir de bireysel boyutu var. Fatih Terim'in böyle açıktan veya en direkt olarak oyuncunun suçlamaya başlaması. Ben genelde bunun sonucunun iyi olduğunu görmedim. Oyuncular suçlanmaya başlandığında bunu pek iyi netice verdiğini görmedim. Orada da bir tehlike sinyali bence. Dinamiklerle devam edelim. Dünya kadar gol kaçırması. Evet. Bu kadar işte o yüzden dedim ya ee, acaba biraz rakip hafife mi alındı? Çünkü 3-2 öne geçti ve 3-2 olduktan sonra da çok kaçırdı. Denizli'nin oyunu sonra konuşacağız. Denizli zayıf bir kadrosu var. Zaten ligde 6 maçtır kazanamıyor. Fatih Teke geldikten sonra bir galibiyet. Ondan sonra kazanamıyorlar. Ayrıca çok önemli eksikleri vardı. Asant, Forlor, Tuşa. Geçen sene Ankara tanıdığımız zor Önlebero, Cece. Çok Leo Şivek'le Erzurum'dan bildiğimiz sonradan girdi. Sonradan girdi evet. As Toper Hakan Çin Emre gibi direkt oynayan oyuncuları da e, çeşitli sebeplerle kullanamadılar. Dinlendirme, Covid, sakatlık çeşitli sebeplerle. Sadece kulübelerinde 5 oyuncu var Fatih Tekken'in. Yedek kaleci dahil. Yedek kaleci dahil 4'ünü soktu zaten evet. yedek kaleci dışında. Hatta bu da az kalecisi değil. Yani onları da rotasyonlu evet. kullanıyor. 16 oyuncuya gelmiş kendi liginde kötü durumda. Diyor ki umarız orada galibiyet alırız. Yani buradaki galibiyet değil, daha çok ligdeki galibiyete ihtiyacı vardı. Bu koşullar çerçevesinde Galatasaray'ın elenmesi tabii daha da dramatik bir hal alıyor. Evet, sebeplerden biri tabi özellikle 51'den 90'a kadar olan ciddiyetsizlik vardır. Evet. Ee, sebeplerden biri olarak bunu yazabiliriz. Bir tanesi niye 3 gol yiyorsun? Tamam. Hep daha fazlasını atamama üzerine kur öyle, kurguluyorsun ama niye 3 gol yiyorsun? Madem öyle yenilen gollere ve Denizli'nin oyuna, oyununa gelir. Ona da bakmak lazım. Denizli kontra oynamayı tercih etti. Doğaldır, haklıdır. Ancak attığı birinci ve ikinci golleri Galatasaray hücum ediyor. Kanattan ya da sol içten ilk golü yani şeyin sağ içi. Siz söyleyin Denizli'nin sağ içinden hücum ediyor. Bir hücum savunmadan döndü. Denizli bir çıkmaya çalıştı. Olmadı. Galatasaray tekrar kaptı. Tekrar yüklendi. İkincisinde yine denizi topu aldı ve orada iki tane üçgen kurdular. Tık 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 tık. Ve uzun pas savunma arkası. Uzun pas da değil yani. Hani öyle uzun pas e, şeye. Stoperlerin arasına yani. atılmış. Ara pas. Dediğiniz gibi ara pas. Yani o üçgenleri kurup hızlı bir şekilde pas yapmayı da becerdiler. Oyunun birçok bölümünde. Bu tamam ama şöyle bir detay var bence. Süper Lig'de İlk iki stoperiyle sonraki stoperleri arasında en uzun mesafe olan takım Galatasaray herhalde. Beşiktaş'a bakalım. Şu an Beşiktaş'ın az stoperleri kim? Vida Montero. İki maçtır onlar oynuyor. Üçüncü stoper şu anda Serdar gibi görünüyor. Vida Montero yerine Serdar oynadığında dünyası yıkılmıyor Beşiktaş'ın ki oynadı. Doğru. Derbi'de Serdar oyuna girdi Cibin Necip'in yerine. Fenerbahçe'ye geçelim. Az stoperleri kim? Kim Salahi. Kim Salahi'den biri eksik olup Serdar Aziz ya da Tissan oynadığında dünya başlarına yıkılmıyor. Doğru. Devam edebiliyorlar. Trabzonspor ki Edgar Hugo sürekli oynuyor. Hüseyin girdiğinde hatta ikisi birden eksik. Ee, Hüseyin Ahmetcan, Hüseyin Densvil. girdiğinde devam etti Trabzon. Ligde de, Densville gayet güzel oynadı. Ligde de kazandı, kupada da kazandı. Üçüncü, dördüncü, beşinci stoperiyle düzeni yürüdü. Evet. İki stoperinden biri eksik olduğunda düzeni tamamen şaşan Galatasaray. Büyük takımlara baktığın zaman. Başakşehir sürekli stoperde yaşıyor. Onları saymıyorum bile. Marka stoperden fazlası Galatasaray için. Marka Nelson'dan biri olmadığında birinin yerine Alparslan'ı, birinin yerine Loyundama'yı koyduğunda Galatasaray'ın ayarları tamamen şaşıyor. Şimdi benim anlamadığım şu Fatih Terim'in pozisyonu bu. Oyuncuyken. Libero zaten. Orijini Libero. Ve kariyerinde birçok da önemli savunma oyuncusu Libero ya da stoper neyse. Çıkartmış Vedat İnci gibi, Fatih Akker gibi çıkartmış, oynatmış, Türk futboluna kazanmış. Bu Galatasaray'ın stoper sorunu nedir ya yıllardır? Yani ikinci stoperle üçüncü stoper arasında bu kadar fark olur mu bir takımın? Antrenmanda bunlar karma çalışmıyorlar mı? Hiç mi Nelson'la Luyendama, Alparslan'la Marka, Alparslan'la Nelson herhalde antrenmanda oynuyorlardır. Bu kadar mı uyumsuzluk olur? İki stoperden biri eksik olunda bu kadar mı? Arı atlan her top. Tehlike olur. Offside çizgisini belirleyemezsin. Mesafeleri kapatamazsın. Orada da sadece atamadıklarına değil, yediklerine de bakacaksın. Veya olmuyorsa olmuyor diyelim ki Emin Bayram Bolu'da dün oynuyor. Evet. Fatih Terim'in kariyerinde var erken çıkarttı oyuncular. Işık Kağan dün oyuna giriyor. Yani yok mu çıkmıyor. Metehan vardı altyapıda stoper bilmiyorum son durumu ne? Çıkmıyor mu Galatasaray'dan bir türlü? Bulamıyor mu Galatasaray? A? Transferde de mi bulamıyor? Alttan da mı bulamıyor? Üstten de mi bulamıyor? Anlamıyorum. Nedir bu yıllardır Galatasaray'ın stoper Stoppersin. sorunu? Orada da yediklerine de bakacaksın. Bir diğer yani son olarak da dinamiklerden birisi dün akşamı özetleyebilmek adına birçok şey saydık, birçok sebep saydık, birçok unsur saydık. Kaleci, kaleciler. Evet. Yani bir yandan performansı dakikalar ilerledikçe hep bir deyim vardır ya, kaleci çalıştırdı. Rakip takım diye çok fazla üst üste pozisyon geldikçe kalecinin de motivasyonu, dikkati, odağı, konsantrasyonu artar ve e, o da performansı yukarıya çeker. Dün akşam Abdülkadir açısından kendini gösterme, performansını gösterme açısından öyle bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Galatasaray ise maalesef bu konuda sıkıntı yaşadı. Yenilen golleri nasıl analiz edersiniz? Mesela dün akşam sosyal medyada şunu gördüm. E, yani o hep bahsedilen Abdülkadir hem gol attı gitti şey gol attı sonra gitti e, penaltıyı kurtardı. O bir kenara ilk iki gol atılan ilk iki golde e, İsmail yere yatmadı. Evet. İlk golde bir vücut ayak çalımı. oyununu evet vücut çalımını yedi. Şimdi İsmail Çipe için yeni bir e, meydan okuma. Süper Lig'in en kötü kalecisi olduğunu göstermişti şu ana kadar karşılaştık kalecilerle. Hepsi ondan iyiydi. Şimdi 1. Lig'i hedef almış. Yani TFF 1. Lig'deki kalecilerle artık kıyaslarsan ama onlara göre de kötü olduğunu görüyorsun. Yeni bir meydan okuma yaptın akşam? Yani ben Süper Lig'in zaten en kötüsüydüm bu görünüyordu. Şimdi 1. Lig'in acaba 1. Lig'de iyi olduğum kaleci var mı? Abdülkadir? Bu konuda evet İsmail'den iyi. Yani işin şakası bir yana. İsmail'e de saygıyla. Şunu söyleyelim Abdülkadir. Geçen sezon yani şu uzun bitmek bilmeyen hafta içi mesaileri olan sezon var ya. O sezonda 41. haftada Galatasaray maçında yine kalesindeydi. Evet, kötü de gol yemişti hatta. Ee, bir penaltı kurtarmıştı. Sonra bir penaltı, penaltı, penaltı yemişti. Emrahk Baba atmıştı değil mi? Emrahk Baba kaçırdı sonra Muhammed attı değil mi? O, o, o maç. maçta da 5 ya da 6 tane net kurtarışı vardı. Onu konuştuğumuzu e, hatırlıyorum. Doğru. Ee, Abdülkadir şu anda birincilikte hatta orada da formayı Hüseyin'le paylaşıyor gördüğüm kadarıyla yani direkt de oynamıyor Hüseyin'le paylaşıyor çok iyi performans tebrik ederim Abdülkadir Sünger ama Galatasaray'ın e, nasıl ilk iki stoperiyle sonraki stoperler arasında büyük fark var az kalecisiyle sonraki kaleciler arasında büyük fark var yani şimdi Galatasaray e, kiralama ile ilgili bir eleştiri yapıyorsun diyorsun ki ben burada diyorum ki ya Yunus Akgün niye gitti gitmek istedi diyorlar ya bu takımdan gitmek isteyen gidiyor mu? Burası böyle bir takım mı yani? Her gitmek isteyen gidiyor mu? Bon servisi Galatasaray'ın değil mi? Okan Koçuk niye gitti diyorum? Gitmek istedi. Yanıt hep bu şekilde. Gitmek isteyen gidiyor demek ki Galatasaray anladığım kadarıyla. Eğer öyle değilse o zaman yanlış tercih. Okan da senin kadronda olmalıydı. Yunus da olmalıydı görünen o. Galatasaray'ın futbolcusu olduğunu, olduğumu varsayıyorum. Diyorum ki hocam ben forma şansı bulabilecek miyim? Hocam da diyor ki Uğur Bey performansı şu anda yeterli değil. Ne yapmam lazım? Çalışmam. Peki çalışıyorum, çalışıyorum. Hocam bir şeyler değişiyor mu? Hocam öyle olacak mı? Hocam böyle olacak mı? 1 2 3 5 Galatasaray'da öyle oldu diye söylemiyorum. Ben tamamen kendi farazi olarak düşünüyorum. Galatasaray'da isteyen gidiyor mu? Meselesi o. Kimse gitmek istemez ki. Kim gitmek ister ki büyük takımda? Haksız mıyım? Şimdi bu iki oyun'a bakarsak ister, biri 2000'li Yunus zaten forma şansı kademe kademe alıyorsun. Sonra birden aldığın şanslar düşüyor. Doğal olarak demoralize oluyor çocuk. İlk çıktığı sezon 18 yaşında 11 maç oynuyor Süper Lig'de. Bir sonraki sezon U19'a gönderiliyor. Ondan sonraki sezon geliyor U19'da harikalar yaratmış. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı harika oynamış falan. Az şans buluyor. E tabii ki birinci yıl kiralanıyor. Adana Demir'le 2. ligde 7 gol 3 asistle oynuyor. Dönüyor Galatasaray'a. Yine tutmuyorsun. Yine kiralıyorsun. Tabii ki çocuk hani bir gözü parla, parlayan tek direktör Yani ben sana şans vereceğim artık desen çocuk kalır muhtemelen. Okan'a gelince Okan'ın yaşı var. 25-26 galiba. Ama Okan'a şunu diyebilirsin. Şu anda bir dünya futbolu efsanesi bir yüzün üzerine milli takım Uruguay gibi dünya şampiyonu milli takımın az kalecisi Galatasaray'da. Türk futbolu efsanesi dünya futbolunun önemli kalecilerinden biri. Ama ikinci kalecimiz sensin. Sonraki planlamamızda senin üzerine desen. Bilmiyorum Okan Koçuk kalmaz mıydı? ben bu e, iletişim, iletişimle yönetim. ilgili bir sıkıntı olabileceğini ve şu anda Galatasaray'ın yaşadığı sorunlarda şimdi yani Mustara ile alternatif kalajlar büyük fark var. Sağ açık senin Morut oynuyor. Yunus'tan bir yaş büyük sanırım. Galatasaray'da bir maçında gördük. Farkı Yunus yaratıyor. Seninki alık oyuncun yaratıyor. E, bu detaylar da zaten ligdeki kupadaki konumunu belirliyor. Çok kısa bir parantez açalım burada. Berisha nereden geldi Türkiye'ye? Mergin Berişem. Mergin Berişan. Salzburg. Ee, kaç yaşında? 27 yaşında değil mi? O yaşta. 26-27 yaşında. Ben. Peki neden? Kötü futbolcu mu değil? Kötü golcü mü? Değil. Türkiye'de belki henüz tam şeyine ulaşamadı ama geride bıraktığımız sezonlardaki performansı ortada. Neden? Çünkü 18-19 yaşına odaklanıyor Salzburg. Yani biz genç diye beklesin, fırsat evet. bulsun, beklesin, fırsat bulsun, kendini geliştirsin, 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 geliştirsin. Adam diyor ki 27 yaşında, 20, 26 yaşına geldi. Artık diyor benim inceleme şeyimden çıktı. Benim zirvesi bu odak alanımdan çıktı. O zaman diyor ben bu oyuncuyu karlı bir şekilde satayım. Kötü oyuncu mu? Değil. 20 gol atmış geçen son. 20-22 mi? Ama ADM'i var. 18-19 yaşında. Şu an zaten 50 milyon eurolardan falan söz ediliyor. ADM'i işte 24 için, olacakmış. Öyle mi? Bak yaşında. Daha da genç yani. Tabii tabii o kadar yok. 23-24. Ama ADM'i var 18-19 yaşında. 50 milyon eurolardan falan söz ediliyor şu anda. Adeyemi'yi oynatmayı tercih etti. Biz hala Salzburg organizasyonu. Genç oyuncu beklesin. Genç oyuncu biz onu en doğru zamanda sahaya süreceğiz. Öyle yapacağız, böyle yapacağız vesaire. Neyse bu da hemen kısa bir parantez açmıştık. Onu e, kapatalım. Nerede kalmıştık Uğur Bey? Kaleciler diyorduk. Planlamadaki hatadan bahsettiniz. Dün akşamki performansta maalesef e, sizin bahsettiğiniz şekilde ceryan etti diyelim. Peki e, bir de hakem konusunda Etkili oldu mu oyuna? Eğer ki böyle bir tartışma olacaksa tahmin ediyorum sadece Fatih Hoca'nın altını çizdiği maç sonundaki konuşmasında maçın bitiş süresiyle alakalı belki bir şey olabilir. Eleştiri, fikir. 99 şey. Evet, 96 dakika, 6 dakika. Minimum 6 dakika. dakika oynanacak dendi. 3 tane korner oldu üst üste. Üçüncüsünde zaten ışık çizgiden çıkardı. Işık Kağan. İngiledik şimdi içeride onu beraber daha sonra çarp. İki duraksama olmuş o altı dakika içinde. Bir Biri değişik. oyuncu değişikliğinde bir yavaşlık var. Işığın, ışık giriyor değil mi orada oyna. Doğru. Işığın girdiği değişiklikte de. bir de sonrasında kırmızı. Eee kırmızısında kaybedilen bir 40-45 saniye var. Yok, daha fazla. 50-53 saniye Tolga galiba. Evet. Orada belli 3 saniye kayıp Alpas'ın kırmızısında. Bir de ikinci kornerden sonra bir kaleci İsmail kısa ha. bir süre yerde yattı hakem ama yani hakem iki düşündü. Hani Altının içine herhalde iki daha ekledi anladığım kadarıyla. Olabilir. O ikiyi de bitiremedi. 98-03'te mi gol olmuş öyle mi dediniz? Öyle bir şeydi. İki, herhalde sıfır iki, sıfır öyle sıfır oldu, sıfır sıfır oldu sıfır ama işlemi. yine de tabii tartışmalı. İyi incelemek lazım onu. Ama bir duraksamalar olmuş. Onlar yeterli midir değil midir tabii. onun dışında da oyuna etki ettiğini, oyunun skorunu etki ettiğini söylemek herhalde çok şey olmayacak. Yok orada mesela Alparslan niye kırmızı görüyor? Golü attıktan sonra bir takım böyle hareketler yapıyor herhalde şey onu şampiyonluk golü olduğunu düşündü. Bir takım hareketler yapıyor Alpaslan. Sonra kırmızı kart görüp takımın turdan ediyor. Yani golü attıktan sonra o hareketleri yapmak yerine daha sorumlu davranıp kırmızı kartı görme. Bir de olayın şu boyutu var. Ee, karşılaşma içerisinde. Neden bu kadar çok pozisyon harcandı? Galatasaray beklerinden dün akşam sahaya çıkan beklerinden sonuç verim alabildi mi? Dün akşamki karşılaşmada. Yine alamadı deyip size bırakacağım. Daha senin o konuda ikinci yarı için bir yeni planlama yapma mecburiyeti var. Mesela şu olabilirdi. Biraz fantastik gelebilir size ama bu bir Türkiye Kupası maçı ve birinci yıl takımına karşı oynuyorsunuz. O bir Santifor alternatifi aslında. Sağ açık, sol açık oynayabildiği gibi Santifor, Santifor arkası da Aslında bir hücum oyuncusu. Onu Sabek'e devşirdi Fatih Hoca herhalde ikinci yarı planlamasında boy ne zaman dönecek bilmiyorum. O olacağın var kafasında bek olarak. Onu anlıyorum. Ama, Ama Galatasaray çok boşluk kalıyor. Evet Galatasaray transferde bek alacak mı? Bek alabilecekse hangi tarafa alacak? Alamayacaksa planlamayı nasıl yapacak? Mesela dün başka bir oyuncu bekte denenebilir miydi? Mesela onu düşündüm. Fantastik bulabilirsiniz ama ben mesela Emre Kılınç'ın da sağ bek denenebileceğini düşünüyorum. Deneyebilirsin. Olur olmaz bilmiyorum. İddialı değilim. Ama Fatih Hoca'nın kafasında bir şeyler vardı. Barış Alper'i dener mi acaba? Sekidika'yı denemişti Bek'te. Barış Alper denenebilir mi acaba? Emre Kılınç denenebilir mi? Galatasaray takımına bakıyorum. Kim acaba Bek'e devşirebilirsin? Kimi? Fatih Hoca daha iyi bilir. Dediğim gibi iddialı değilim. Sadece aklıma o isimler geliyor. Berkan denenebilir mi? Emre Kılıç denenebilir mi? Barış Alper denenebilir mi Bek'te? Sanki Bek denemesi için müsait bir maçtı bu. Başka bir Bek deneyebilirdi. Oğulcan da Santifor deneyebilirdi. Niye o yüzden e neden söylüyorum bunu? 4-4-2 oynadı ligde. değil mi? Burada da ikinci yarı 4-4-2 döndü. Bence ligin ikinci yarısına daha çok 4-4-2 oynaması lazım. E elimde şu an iki Santifor var sadece. Halil Muhammed Cagne sakat. O derinliğini derinliğinde geliştirmen lazım. E Oğulcan da Santifor oynatabileceğin bir oyuncu. O da orada denenebilirdi. Türk Yökbası maçları bunun için zaten. Kazanırsın, kaybedersin ayrı ama başka bir pozisyona başka bir oyuncu bulursun. Hep 2015 Hamza Hoca örneğini veriyorum. Yasin Öztekin yoktu Hamza Hoca'nın kafasında. Emre Çolak da yoktu. Türkiye Kupası'ndan kazandı bu oyuncuları. Yasin Öztekin gitti Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Türkiye Kupası'ndan gelerek, Türkiye Kupası performanslarıyla. Buradan Galatasaray kimi kazandı bu Türkiye Kupası maçında? Peki öyle çok ekstra bir yeni performans yok yani. Şunu kazan diyebileceğim bir oyuncu. Sezonun ilk yarısının bitmesiyle beraber biraz da oyuncuların kafası acaba şeyde mi, evde mi Evde olmayanları koyacaksın o zaman, değil mi? Tabii. Zaten bu maçta gözü parlayanı bulmak mesele. Yani bu alda, maçlarda çıkaldı abi o mesele. Her zamanki formunda, tamam şeyden sonra tam formuyla dönemedi. Evet. Hastalıktan sonra tam formuyla dönemedi ama dün akşam her zamankinden biraz daha e, uzaktı performansı sanki. İzleyicimiz Mehmet Bey diyor ki Galatasaray'daki oyuncular şut çekerken neden bu kadar tedirgin anlamak mümkün değil. Bence takım olarak mental bir sıkıntı var. Sadece oyuncu değil herkes gol kaçırıyor demiş. Sadece bir oyuncu değil herkes gol kaçırıyor demiş. Belki de gol vuruş çalışmaları, Belki de bir özgüven eksikliği bilmiyorum. Asun Suha mesela dakika almadı. Bu gözden çıkarıldı mı Asun Suha o tamam mıdır yani? Asun Suha artık planlarda yok mu? Atalay Babacan Yıllardır Galatasaray tamam, organizasyonda olan bir oyuncu. Geçtiğimiz günlerde birkaç dakika aldı. Atlay Babacan'ın dakika alabileceği bir maç değil miydi acaba bu? Hani gözü parlayanı bulmak ya mesele. Ekstra oynamak isteğini bulmak. Kulübede de onlar vardı o yüzden söylüyorum. Acaba düşünülemez miydi? Bu yani bizim penceremizden baktığınız zaman, bizim çerçevemizden baktığınız zaman Son derece düşünülebilir hatta daha farklı bir organizasyon yapılabilirdi. Galatasaray açısından değil sadece bütün takımlar için her şeyi söylüyoruz. Az önce Leipzig örneğini, Mergin Beriş örneğini bilerek anımsattık ki yapmamız gereken doğruyu şu an için, bu dönem için, sektörün şu anki hali için, endüstrinin şu anki hali için doğruyu bu şekilde tespit ettiler ve işletiyorlar. Hem para kazanıyorlar hem sportif başarı elde ediyorlar. Dolayısıyla şu an için doğru bu. Biz de onu hatırlatmak için söyledik. Denenebilirdi. Neden de her seferinde her hafta her maçtan önce bunu bu oyuncuları zaten dile getiriyoruz. Haklısınız. Söyleyecek bir şey yok maalesef. O konuyla alakalı olarak. Uğur Bey var mı e, maçla alakalı eklemek istediğiniz bir şey? Trabzon'a geçeceğim. Ederim, tabii ki. O zaman bir sonraki sayfamız değerli izleyenler. Sabah gazetesi her yerde fırtına. Lig lideri Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Sportoto 1. Lig ekibi Beypiliç Bolu Sporu yenerek son 16'ya kaldı. Sahaya yedek ağırlıklı bir 11 ile çıkan Bordo Mavililer ilk yarıda istediği pozisyonları bulamadı. 2. 45'te Bakasetas ve Perez oyuna dahil olurken 48. dakikada Koyuta ağları havalandırıp Karadeniz ekibini üst tura taşıdı. Maça 11'de başlayan Fodekoyta karşılaşmanın 48. dakikasında Bakasetas'ın pasını şık bir vuruşla tamamlayarak Bolu kalecisi Selmani'yi avladı. Bu golle takımını kupada bir üst dura taşıyan Gineli oyuncu Trabzonspor formasıyla ilk kez ağları havalandırdı. 31 yaşındaki forvet attığı golün ardından sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Edgar'ı unutmadı ve arkadaşının formasını e, tribünlere gösterdi. Koyuta'nın attığı golde sağ kanattan bindirmeyi yapan ve topu Bakasetas'la buluşturan Serkan Hasan pozisyonda sakatlandı. Ayak bileğine darbe alan ve acı içinde yerde kalan genç sağ bekin yerine Dorukan Toköz oyuna dahil oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yılın son maçını kazanarak kapattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Bekledikleri gibi zorlu bir karşılaşma olduğunu kaydeden Abdullah Avcı. Oynamayan futbolcular ağırlıklı bir takım oluşturduk. Oyunun ve oyuncuların performansını gördük. Bütüne bakarsak Trabzonspor adına harika geçen bir seneyi geride bırakıyoruz. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarışmak ve kazanmak vardır. Ara transferde maddiyat ve zaman açısından kolay olmuyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sezonu kapatan Edgar'ın yerine deneyimli, sıcak oynamış bir stoper alacağız. Sözlerini aktarmış gazete okuyucusuna. Nasıl bir 11 ile çıktı? Hazır mı? Var mı grafimiz sevgili reji? Kalede Elçe kardeşler başladı. Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Ahmetcan Kaplan ve Serkan. Ahmetcan dün akşam sahadaydı. Aynen Bizim öyle. Bizim e, uzun zamandır burada programımızda konuştuğumuz genç stoper arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden birisi. Berat Özdemir, Siyopis, Yusuf Sarı, Yunus Ballı, Murat Cem Akpınar ve Fode Koyuta. Yani rotasyon dediğiniz zaman bunu Evet doğru. 11'de 10. Lige göre değişiklik. Bir rotasyondan bahsedecek ki Abdullah Avcı da söyledi diğer oyuncuların formunu, durumunu görmek üzere oynanan bir karşılaşmaydı diye. Yunus uzun zamandır dakika bile evet. alamıyordu ligde. Tek dakika bile alamıyordu. Koyta asist yaptı Cornelius'a. Daha fazlasını hak ediyor ama orada hem Cornelius hem Canini var gerektiğinde Koyta'yı 11'de kullandı. O da gol attı. Gayet de mutlu oldu. Moral de buldu. Stoper rotasyonunda Ahmet Can şans bulamıyor. Serkan, İsmail uzun zamandır çok geride kalmışlardı. Murat Cem zaten e, gelişmekte olan, yetişmekte olan bir önce Hatta onun yerine giren Salih Kavrazi'yi de söyleyebiliriz. Kadrosunu genişletme, derinleştirme adına bir fırsat olarak değerlendirdi Abdullah Avcı bunu Galatasaray'ın aksine. Trabzonspor'dan Ve, yeni oyuncu bulmaya kadrosunu derinleştirmeyi denet. 2 üç dokunuşla bu kadroda da sonuç almayı da başardı. Bir de eledi Bolu gibi. Daha dirençli, daha dirayetli bir takımı. Tabii ki ikinci yarının başındaki Bakasetas değişikliği önemli. Çünkü Trabzon'un direkten dönen bir top da vardı Bregu'nun. İyi çok süper bitirmemişti ilk yarı. İkinci yarının başında Serkan'ın indirmesinde o Bakasetas'ın sihirli dokunuşu. Çünkü o sihre ihtiyaç var. O sihirli dokunuşu Koyta'nın golünü getirdi. Sonra da onu korumayı becerdiler. Trabzon için hem netice hem de kadro derinliğinin artırılması açısından fonksiyonel bir tur. Fonksiyonel müsabaka Abdullah Hoca mutludur. Ahmet Can'ın oyunu içinde genelde yorumların olumlu olduğunu, pozitif olduğunu evet. izleyicilerimizde... Bir hatası vardı karşı. ama genelde şey, çok istekli, cüretkar, ilk hamleye gidiyor. Zaman zaman faturayı kesmekte çok seviyoruz. En sevdiğimiz işlerden bir tanesi. Yani fatura kime kesecek, bunun bedelini kim ödeyecek vesaire diye. Ee, en kolay yoldan hata yapan futbolcuya ya da o tercihleri yapan teknik direktöre kesiyoruz da. E, kulübü, kulüplerin ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartları bir kenara koyacak olursak eğer her şeyin iyi olduğu zamanlar da dahil olmak üzere kulüplerin maddi olarak içinde bulunduğu şartları sağlayanlardan niye mesela sormuyoruz değil mi? Hesabı iyi yönetmeyenlerden niye sormuyoruz hesabı? Hep bağırıyoruz, hep kızıyoruz. Evet. Hoca böyle tercih mi olur? Böyle o, böyle oyun mu oynanır? Taraftar da doğal olarak diyor ki işte futbolcular sahteker taraftar nasıldı tezahürat? Gerçek taraftar futbolcular sahte işte onun gibi bir şey. Bir şey. Zaman zaman e, öfkelerini en ya da sitemlerini, reaksiyonlarını gösterebilmek için bu tezahüratı yapıyorlar. İyi de eğer o kulüp bugün bu performansı veriyorsa geçmişte yapılan çok büyük hataların ve milyarlarca lira borcun altına sokan tercihlerin hiçbir sebebi yok. Ya o gün kazanıyorsak o gün kazanıyorsak tamam her şey şahane. Ne olursa olsun. Doğru. E o zaman biz sadece kazanmayı seviyoruz demektir. Yani kestiğimiz faturada sadece buna yönelik. İşte bu dediğiniz problemin çözümü... Ama futbol öyle bir oyun ki her zaman kazanamazsın. Doğru. Tek şampiyon çıkacak çünkü. Bu dediğiniz problemin çözümü yöneticilerin, mevcut yöneticilerin dönemlerine ait bilançodan sorum tutulmaları. Profesyonel yönetimler olmalı. Evet. Nasıl başka bir şirketi, başka alanda faaliyet gösteren bir şirketi kendi döneminizde eksiye düşürdüyseniz ondan nasıl sorumlu olacaksanız, onun hesabını vermek zorundaysanız spor kulüpleri de benzer bir statüye geçmeli. Spor kulüpleri, yaş Trabzonspor'un statüsüne bunu Ahmet Ağal'ı koydu. kendisi. İlir gelmez göreve değil mi? Onu tebrik etmek evet. lazım. Yani kendi döneminde Trabzonspor'u aldığı koydu. borçtan tüzüğe koydu. Aldığı borçtan daha yüksek bir borçla bırakırsa kendisi ve yönetim kurulu arkadaşları sorumlu olacak ve bundan sonraki yönetimler için de onu kendi kulüp tüzüğüne koydu. Keşke diğer kulüpler de koysa ama önce bunun tabii şeffaf olması lazım. Çünkü kulüplerin birçoğu da ya kulüp artı dernek ya dernek ve bilançoların şeffaflığı konusu sıkıntı var. Dolayısıyla iki önemli adım gerekiyor. Birincisi kulüp bilançolarının yüzde yüz şeffaflaşması. Bu da belki şirketleşme yoluyla olabilir ya da dernekler tüzüğünün değişmesi yoluyla olabilir. İkincisi de mevcut yönetimlerin, aktüel yönetimlerin Aktüel yönetim dönemlerine ait borçlardan sorumlu olması. Özetle profesyonel yönetim olması. Evet. Transparan hesap verebilir ve döndürülebilir olmalı. Kulübü 100 milyon yönetimden. borca sokup ceketini alıp gidememeli yani. Aynen öyle. Ama hep böyle oldu şimdiye kadar. Aynen öyle. İşte diyorum ya zaman zaman sinirlenip bağırıyoruz çağırıyoruz bunları da unutmamamız lazım. Hesap sorulmasını istiyorsak bundan sonrası için en azından bu beklenti içerisinde olmamız lazım. Kamuoyunun bu bilince ulaşması lazım. Kesinlikle. Trabzonspor dünkü oynanan karşılaşmada turu geçen taraf oldu. Diğer yandan Denizli spor turu geçen taraf oldu. Tebrik edelim ve şöyle bakıyorum nereye gidiyoruz? Ha Peki konuyu değiştiriyoruz e, kupadan başka bir konuya geçeceğiz. O yüzden bir ara verelim ardından değerli izleyenler Süper Lig'de Anadolu Ateşi başlığıyla devam edeceğiz. Akşam gazetesi geliyor ekranlarınıza. Süper Lig'de Anadolu Ateşi. Fenerbahçe ve Galatasaray Anadolu takımlarına 18'er puan kaybetti. Beşiktaş ise 22 puan kaybı yaşadı. Üç büyüklerin bu kayıpları zirveden uzaklaşmalarına neden oldu. Şöyle devam ediyor haber. Süper Lig'in ilk yarısına Trabzonspor başta olmak üzere Anadolu takımları damgasını vurdu. 46 puanla lider durumda olan Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 14, Beşiktaş'a 18, Galatasaray'a 19 puan fark attı. Üç büyüklerin şampiyonluk yarışında geri kalmalarının en büyük nedeni ise Anadolu takımlarına karşı kaybedilen puanlar. Fenerbahçe ligin ilk yarısında ortada olan 57 puanın 32'sini toplayabildi. Kanarya kayıp yaşadığı 25 puanın 18'ini ise Anadolu takımlarına kaybetti. Sivasspor, Trabzonspor, Alanya, Konya, e Kayserispor, Göztepe ve Gaziantep'e karşı istediği 3 puanı alamadı. 19 maçta 28 puan toplayan Beşiktaş, ligin ilk yarısında tam 29 puan kaybetti. Siyah beyazlılar 29 puanın 22'sini Anadolu takımlarına karşı oynadığı müsabakalarda bıraktı. Gaziantepspor, Adana Demirspor, Altay, Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Giresunspor ve Konyaspor'a karşı puan kayıpları yaşadı. Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısında tam 30 puan kaybetti. Sarı Kırmızılı ekip, yaşadığı 30 puanın 18'ini Anadolu takımlarına karşı yaşadı. Galatasaray'ın kaybettiği, kayıp yaşadığı takımlar Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor ve Adana Demirspor oldu demiş gazete. Ligin ilk yarısında üç büyüklere karşı en başarılı Anadolu takımı Alanyaspor'du. Alanyaspor Fenerbahçe'yi 2-1, Galatasaray'ı 1-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmesini bildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Trabzonspor ise Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı. Gol krallığı yarışında İlk sırada Kara Sırp forveti Peşiç yer alıyor. 11 gol atmayı başaran 29 yaşındaki oyuncu 9'ar golle Kayseri'de Tiam, Trabzonspor'dan Cornelius ve Başakşehir'den Okaka takip ediyor. Ligin en çok gol atan Türk oyuncusu ise 8 golle Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok demiş. Başakşehir'in yıldızı Edin Vişça ve Demir Grup Sivasspor'un en önemli isimlerinden Gradel, Max Gradel 8'er asistle asist listesinde de birinci sıradalar. Birinci sırayı paylaşıyorlar demiş gazete. Şuradan bakayım. Ligde 3 büyüklerden şu ana kadar en fazla gole imza atan isim 7 golle Mesut Özil oldu. Beşiktaşlı Larin ve Batshuayi'nin altışar golü bulunurken Galatasaray'da en golcü isim 5 golle Mustafa Muhammed diye özetlemiş ilk yarıyı gazete. Zaten tabloda Net bir şekilde bunu evet. işaret ediyor. Ligin ilk iki sırasında bulunan takımlar puanları, attıkları, yedikleri goller ligin geri kalanı ile ciddi şekilde ayrışıyor. 6 İstanbul takımını ayırmış. Gördüğüm kadarıyla haberde. 6 İstanbul 14 Anadolu takımı diye ayırmış. Altı İstanbul'unun birbiriyle oynadıkları maçları değerlendirmeye katmamış. Zaten Altı İstanbulludan da Başakşehir 3. Fenerbahçe 4. beşiktaş Galatasaray Karagümrük 9-10-11 Kasımpaşa 18. Çok da harika performans göstermemişti. İstanbul takımları yani. İstanbul ve diğerleri gibi evet. e, kurgulanmış akşam gazetesinin haberi mi? Hangi gazete bu? Doğru akşam gazetesi. Akşam gazetesinin haberi. Siz haberi okurken ben de İstanbul takımlarının kendi aralarındaki performansları bu arada düşünüyordum. Galatasaray mesela hiçbir İstanbul takımını yenememiş. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yenilmiş. Karagümrük, Kasımpaşa ve Başakşehir'de berabere kalmış. Beş tane İstanbul rakibinden 3 puan alabilmiş. O da dikkatimi çekti. Hani diyor ya Anadolu takımlarına karşı 18 puan kaybetti. Esas İstanbul takımlarına karşı 5 <laughs> maçta 12 puan kaybetmiş. Onu gözlemledim. Bu işin bir boyutu. Diğer boyutuna geçersek tabii Süper Lig'in son 5 yıldır yaklaşık ayarları bu şekilde gidiyor. Zaten son 4 yılda 3 kez İlk yarı puan tablosunda ilk üçe Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş girememişler. Son dört yılda üçüncü kez Galatasaray, Fenerbahçe, üçü birden ilk üçe giremiyorlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın o 60 yıl Süper Lig'i domine ettiği dönemden sanki başka bir döneme doğru gidiyor muyuz acaba? Yoksa konuşmak için erken mi? Yoksa dönem değişiyor mu gibi bir hissiyat doğuruyor? Sebeplerini şöyle bir irdeleyelim isterseniz evet. belki o bize bir ipucu verebilir. Doğru. Orada anlayabiliriz bu kalıcı mı geçici bir durum mu? Şimdi sebepler ne olabilir? Birinci sebep tabii ki. Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'ın özellikle 21. yüzyılda çok arttı gelirleri ama gelirler arttıkça e, bütçenin doğru kullanılma biçimi, verimliliği de azaldı. aynı düzeyde azaldı. Yani gelirler artınca kulüplerin aslında daha doğru finansal olarak yönetileceğini, daha başarılı olacağını varsayarken... Ya da o disiplinin, bütçe disiplininin devam edeceğini varsayarken... Varsayarken tam tersi oldu. Kulüplerin gelirleri arttıkça borçları daha büyük canavarlaştı. Ve baş edilemez duruma geldi. Borçların faizleriyle baş edilemez duruma geldi. Doğru. Şu an Süper Lig'in toplam, gerçi döviz kuru da çok değişti biz bu hesaplamaları yaptıktan sonra ama 15-20 milyar TL civarında Süper Lig'in toplam borcu. Bu borcun 175-80'i Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'a e, ait. ait. Bir sebep bu. Üç büyükler çok borçlu elleri kolları biraz bağlı. Transferde bakıyorum. biraz elleri kolları Bon bonservissiz oyuncuya yönelelim. Bonservis oyuncuya yenilen derken bu sefer yüksek maaş. Bu sefer bir yükme yüksek maaş açması finansal olarak kötü yönetim. Bir bu mali sıkıntılar altyapıya acaba etki yapıyor mu olumsuz anlamda? Oraya yapılması gereken yatırımlar Hı. yapılmıyor mu acaba? Çıkması gerektiği kadar oyuncu çıkmıyor mu acaba? Bilmiyorum. Çünkü sorsan muhtemelen hayır altyapıya yeteri kadar kaynak aktarıyoruz denir. Ancak altyapıda çalışan mutlaka hocayla, e, sporcuyla tanışıklığınız arkadaşınız vardır. Mutlaka konuşmuşsunuzdur oradaki şartları da anlatıyor insanlar. Yani Doğru. orada da her şeyin çok parlak olduğunu. Şuradan da bu söyleyemeyiz. Aynı yani. sonuca varabiliriz. Amatör şubeler konusunda da gerileme var. Daha i̇şte bunlar hep kaynaklar kaynak evet. eksikliğinden ya da geçmişten Futbol. gelen borçların ağırlığından oluyor. Futbol A takım pekmen gibi yani yavaş yavaş yutuyor her şeyi. Yiyerek yutarak gidiyor. Amatör şubelerin de bütçelerini kıstı. Futboldaki harcama var. Belki altyapında. Haklı olabilirsiniz. Halbuki altyapı üretiminin artmasını beklersin değil mi? Kar etmek için. Evet. Fabrika üretimi gibi oradan çıkarıp Leipzig örneğinde olduğu gibi kullanacaksın. Kullanmak istemediğini ben bundan daha fazla verim alamıyorum. Ederini bulurken satayım dediğin zaman da işte milyonlarca euroya satıyorsun. Evet. Nefis bir iş değil mi? Kesinlikle. Çok güzel bir yatırım değil mi? Ee, diğer pencereden bakıyorsun Anadolu takımlarına veya 3 İstanbul büyü dışında kalanlara. Bütçeler daha düşük ama onların arama tarama kabiliyetini artırıyor bu. Şimdi tabii burada şey de unutmamak lazım. oyuncu, yabancı oyuncu sayısı, yabancı doğru. oyuncu serbestliği. Onu Bu arama lazım. tarama kabiliyetlerini tabii ki yabancı oyuncu serbestliği de tetikledi. Daha ama düşük meblalara. Peşiç ligin gol kralı. Daha kaliteli oyuncu Karagümrük getiriyor. Ayrıca Karagümrük'ün Bertolacci'yi, Borini'yi falan da getirdiğini eklemek lazım. Umut Bozok herkesin gözü onda olan bir oyuncuydu. Gidiyor onu Kasımpaşa getiriyor o faydalanıyor. Gradeli Sivas Spor getiriyor. Ve lige işte Balotelli, El Kabi, Okaka gibi birçok aslında İslam büyüklerin ilgisini çekmeyecek. Veya arayıp tarayıp bulamadıkları oyuncu. Bakıyorsunuz sezona damgayı onlar Aynen buraya. Aynen öyle. Onların galiba üç büyükler dışında kalanların e, bütçelerin nispeten dar olması arama tarama kabiliyetlerini ve scouting'e yaptıkları maddi manevi yatırımı artırdı. İmkanların Daha gelişime doğru sebebiyet var. vermiş yani. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda e, makarna çeşitliliğinin artması gibi bir şey yani. Malzeme az. Malzeme doğru az de. olduğu için hayal gücü gelişiyor. Ve insanlar işte o az olan malzemeden pizzalar, makarnalar, Eldekiyle üretilebilecek en uygun ürünleri çıkarıyor ve bugün bizim beslenme biçimimize çok önemli bir rol oynuyor. Doğru. Para, bu sefer daha fazla para verip satın alıyoruz onlara. Doğru. Çünkü yoktuktan çıkmış ürünler lazım. Çıkış yani. yolunu bulmuşlar. Özellikle. Evet. Çıkış yolu aslında e, kısıtlı imkanlar, kısıtlı imkanlar sebebiyle çıkmış bu üretim. Dolayısıyla evet yabancı serbestlisi de bu arama kabiliyetinin e, gelişmesi de rol oynadı. Bir boyutu bu. Başka bir boyutu Başakşehir'in şampiyonluğu hatta 10 yıl önce Bursa Spor'un şampiyonluğu. Biraz daha el kurmaya başladı galiba Anadolu takımları. Ertuğrul Sağlam ve Okan Buruk bunu başarınca şimdi hangi gelişmekte olan teknik direktörlerle konuşsan onlar da süperlik şampiyon olabileceğini düşünüyor. Çok güzel bir yere getirdiniz. Teknik direktörlerden de bahsetmek lazım. Doğru. Yeni nesil bir teknik direktör e, jenerasyonu erken Aynen. görev alıyorlar. Biz e, işte Sergen Yalçın'a genç diyoruz. 49 yaşında. Ne bileyim Okan Burak'a genç diyoruz. Yanılmıyorsam 46-47 yaşında. Halbuki 5 büyüklüğe baktığın zaman 30'lu yaşlarda tek direktörler ve 40'ların başındakiler bayağıdır oralardalar. Evet. Bayağıdır çalışıyorlar. Ama niye işte Şatan 40 yaşında görev aldı. Emre Belözoğlu 40 yaşında görev aldı. Farioli zaten çok ekstrem bir örnek. 31-32 yaşında görev aldı. Jenerasyon değişti. Daha fazla lisan biliyorlar. Volkan Hoca şimdi görevde. Volkan Hoca da 40 değil İlhan mi? İlhan Hoca, İlhan Palut. Aynen öyle. Yani yaş ortalaması biraz Ve, daha hep yukarıdalar yani. Görev verme çağı biraz daha geriye geldi. O da sevindirici. Bu illa onlar iyi olacak. Bunlar deneyimlerden iyidir anlamında değil. Ama tek direktör havuzu genişledi. Rekabet arttı. 30 tek direktör dönüp duruyordu. Ve yeni jenerasyon farklı bir söyleyecek farklı şeyleri var bu isimlerin. Belki futbolculara daha iyi iletişim kurabiliyorlar. Daha daha yakınlar. Mutlaka. Daha iyi anlıyor belki Z jenerasyonları. Onlar da onları daha iyi anlıyorlar belki. Artıları da olabilir. Ben illa yeni jenerasyon, bir önceki jenerasyon iyidir diye bir iddiam yok. Ben diyorum ki serbest rekabet ortamı 40 yaşında olan da başarılı olabilir, 50 olan da 60 olan da. Bunları ayrıştırmıyorum. Ama havuz genişledi. Rekabet arttı. Bu Süper Lig'e fayda olarak geri döndü. Yani aynı 30 teknik adam dönmüyor sürekli. Yani bir ara Hikmet Karaman, Yılmaz Ural, Samet Ayva, Mesut Bakkal değil mi? Böyle bir 30, döngü sürekli. 30 çok geniş söylediniz. Yani 10 kişi falan da belki 30 yani değildi belki. Yani. Bir ara öyleydi. Yani onlar bir tur Anadolu turu yaptılar. ikinci Anadolu, Anadolu turuna geçtiler. Aynı kulüpte üçüncü, dördüncü defa. Hikmet Karaman Kayseri'de inanmıyorsam dördüncü defa çalışıyor. Yani üçüncü, dördüncü tura geçtiler. Ama teknik adam havuzunun genişlemesi rekabeti artırır. Rekabet başarıyı getirir. Şüphesiz ki. Önemli faktör. Sözle başlarken dediniz ki acaba İstanbul büyükleri, üç büyükler farklı bir döneme mi giriyor diye. Dedik ki sebepleri irdeleyelim. Toparlayacak olursak eğer. De bütün sebepleri saydınız. Eğer toparlayacak olursak bir sonuca varabilir miyiz bu sebeplerden? Evet bir döneme girdiler diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Çünkü sadece onlardan bahsedemeyiz. Geri kalan rakipler de geliştiler. Evet. Onlar da durmadılar. Kolegi geliştirir. Onlar da geliştiler. Hepsi değil belki bütün takımlardan bahsedemeyiz ama gelişenler zaten tablodaki ilk yarı itibariyle hatta geçen sezondan itibaren net bir şekilde kendilerini gösterdiler. Eğer statü tüzük değişiklikleri yapılmazsa evet. Bir döneme girdiler yani. Bir döneme girdiler ama mesela tüzük değişikliği yapılırsa nedir tüzük değişikliğiyle kastettiğim? Kulüp yöneticilerin yasası. dönemlerindeki borçlarına sorumlu olması. Hesap vermeleri. Tek direktör değişiminin kısıtlanması. Sezonda iki tek direktörle e, çalışma imkanı. Çalışma imkanı maksimum. Bunun konması gibi bir takım kısıtlar getirilirse. Önlemler. Hem finansal hem sportif olarak bazı önlemler alınırsa. Bu galatasaray Fenerik 5 yaşında daha doğru yönetilmesi anlamına gelebilir. O yüzden şu haliyle statü tüzük talimatname şu haliyle evet yeni bir dönem gibi görünüyor. Ama bir şeyler bir ufak rotuşlar yapılırsa o rotuşlarla beraber pekala 3 İstanbul büyüğü de kendini toparlayabilir. Bütün dünyada birçok unsuruyla futbol en çok kazanan ve kazandıran iş kollarından birisi. Artık örnek model birçok iş kolu birçok iş alanı futbolu örnek almaya başladı çünkü o kadar büyük. E, antrenman modeli geliştiren de, farklı bir bakış açısı getiren de bu oyunun gelişmesine şu kadarcık katkısı bulunan adam da para kazanıyor. Altyapı dediğiniz hadise, okul dediğiniz hadise bunun anahtarlarından birisi hatta belki de birincisi. Eğer ki başarılı olmak istiyorsanız bu işi yapacaksınız. Evet. Arama taramayı yapacaksınız. Genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı bulacaksınız, kazandıracaksınız, eğiteceksiniz, kazandıracaksınız. Çok beğendiğini kendin kullanacaksın. Verim alamadığını düşündüğün ortalamanın üstündeki oyuncuyu da ederine satacaksın. İş modeli bu artık ve çok basit. Niye hala direniyoruz, niye hala şey yapıyoruz anlamak mümkün değil. Ve bunu ilk yapan ülkemizde çok acayip mesafe kat edecek biliyorsunuz değil mi? İşte Altın Ordu aslında şu an etkileyici model. Başka Altın Ordu'lar da çıkıyor. yavaş farklı bir şey çabuk. tercih etti. E, büyüme konusunda bir akademi daha, gibi onlar akademik, biraz çok yarışmacı biraz değil de daha, evet. yarışmacı olanlar da çıkacak. Farklı bir model tercih ettiler. Altay, Belki zamanlama olarak bilmiyorum. Altay da öyle bir yatırım yapıyor şu anda. Altay'ın da öyle bir çalışması var. Ordu Kulübü bu yola çıkarken şöyle bir şeyleri vardı. Merdivenleri var ya böyle basamak basamak. Şu tarihte şuraya geleceğiz, bu tarihte buraya geleceğiz. Şimdi tam hatırlamıyorum haksızlık da etmeyeyim. Hani e, koydukları tarihlerdeki hedeflere ulaştılar mı? Belki zamanlama olarak düşünüyor olabilirler ama benim görebildiğim kadarıyla şu anda iyi oyuncu yetiştirip güzel satıyorlar. Yarışmacı değiller. Sanki işin o tarafı biraz daha ağır basmış evet. gibi. Dünyada mesela Borussia Dortmund örneği verebilirsiniz, başka takımları da sayabilirsiniz. Yetiştirip, bulup, parlatıp satma konusunda oyuncuların takıma kalması, takımda kalması ve verim vermesi anlamında onlarda da biraz eksiklik oldu dönem dönem. Yani kalmıyordu oyuncu hemen gidiyordu, kalmıyordu hemen gidiyordu. Şimdi onlarda da biraz o dengeyi kurabilmiş. En doğrusu bu dengeyi kurabilmek. O da kolay bir şey değil tabii. Seyit Mehmet Özkan sürekli öteledi o yarışmacılık tarihini. Süper Lig'e şu tarihte çıkmayı hedefliyoruz. Sonra vazgeçti. 2 yıl öteledi. Sonra 2 yıl daha öteledi. Geçen sezon dedi ya inşallah çıkmayız. Playoff'a kaldılar. Üretim, Çıkmak istemiyor Süper Lig'e. Üretim konusunda çok doğru işler yapıyorlar. Tebrik ederim. Doğru işler, işler Evet, Doğru model. Değerli izleyenler peki ilk yarıda puan tablosu oluştu. İlk yarıda bu puan tablosunu istatistiki olarak bakalım. Rakamlar bize paralel bir şeyler söyleyecek mi ya da istisnai bir durum görecek miyiz? Hemen bakalım istatistiklerimize. Önce 19 haftalıklar mı var yok? Ha yok hepsi 19'u e, hepsi kümülatif değil mi? 19 haftalık tamam. Tolga yaktın beni. İlk sayfamız mı sadece 19. Yok ilkleri peki gelsin ekrana. En çok mesafe kat eden takımlar 19. hafta yani geride bıraktığımız son hafta itibariyle. Adana Demirspor. 122.7 Galatasaray. Yani birinci oldu Adana Demirspor. Dört büyüklerde Galatasaray 115.6 koştu. Trabzonspor 115.4. 12 ve 13. sıradalar. Fenerbahçe 113.4, Beşiktaş da 110.3 ile 17. sırada yer alıyor. Yani dört büyükler tablonun ilk yarısına girememişler. Öyle. Hepsi de ikinci yarıda kalmışlar. Tablonun ilk yarısına dört büyüklerden kimse yok. Tabii bu haftanın özelliği Galatasaray kazandı, Trabzon kazandı, Fenerbahçe kazandı. Beşiktaş kaybetti sadece. Doğru. Kazanan takım da biraz aslında mesafe kat etme anlamında çok zorlanmayabiliyor. Topa sahip olarak da kazandılar. Topu koşturdular. Belki o yüzden ilk ona girememeleri o yüzden olabilir. Ama Adana Demirspor'u burada görmek yeni bir şey. Başakşehir'i orada görüyorduk. Kasımpaşa'yı orada görüyorduk. Altay'ı orada görüyorduk. Daha çok alışık olduğumuz takımlar onlardı. Adana Demirspor ilk sırada. Vincenzo Mantella önce oyuncuların kalbini kazandı. Bireysel bir gelişim kat etti. Sonra takım olmayı başardı. E, grup halinde hareket etmeye başardılar. Sonra netice her geldi. Netice almaya başladılar. 30 puana ulaştılar. Şimdi bir şey daha halletmiş gördüğümüz kadarıyla. Bir de fiziksel olarak da seviyeyi artırmış. Daha fazla mesafe kat bir Adana Demirspor. Yani ne kadar takdir etsek az bin çar Mesela Trabzonspor. Mesela Konyaspor, mesela Başakşehir, mesela Giresunspor. Eee oyunundan izlediğiniz zaman şu son birkaç haftayı dışarıda bırakacak olsak Hatayspor. Oyunundan keyif alan, heyecan vadeden pozitif futbol oynayan, oynamaya çalışan, bunu daha ileriye götürmeye çalışan takımlar bir çırpıda aklıma gelen e, takımlar bunlar oldu. Adana Demirspor da girdi oraya. Evet Net evet. bir şekilde. Her maçı heyecan, her maçı şey eğlence gibi eğlence ediyor değil mi? E, film gibi seyredip keyifli bir şekilde bir maç seyredebiliyorsunuz. Oturup keyifli bir maç seyredebiliyorsunuz Adana Demirspor maçlarında da. Onlar da o şeye geldi. Doğru. Seviyeye geldi. Doğru, eğlence vaat ediyorlar yaratıcı yetenekli oyuncu sayısını yavaş yavaş artırdı Montella. Onları kullanma biçimini değiştirdi. Bekleri bindiren bir takım oldu. Ön tarafta Vargas'tı, Yunus'tu. Saymadık, evet. Vargas, Yunus'tu, Balotelli, Asan Balonga, Akintola maksimumunu bir arada oynatmaya çalışıyor. Sağda tutmaya çalışıyor. Yaratıcı oyuncu sayısını artırmaya çalışıyor. Kendisi de yaratıcı bir oyuncuydu. Golcü bir oyuncuydu. Yetenekliydi. Seyretmesi çok keyifliydi kendi kişiliğini takımına yavaş yavaş enjekte etmeye başladı. Adana için de Türk futboluna büyük şans. Gerçekten öyle. Montella'nın burada Şehirde olması. Şehirde ve takım da bu şeye yaklaşıma olumlu cevap veriyor. Onu görmekte güzel gerçekten. E, oyuncu bazında en çok mesafe kat eden oyuncular kimlerdi? geride bıraktığımız 19. haftada? Aleksic 13 kilometre 94 dakika içerisinde. Bünyamin Balcı 12.5 koşmuş 100 dakika içerisinde. Umut Güneş 97 dakika içerisinde 12.4. Marek Hamşik her zamanki gibi burada. Sadece Bilya genelde en çok mesafe kat eden oyuncular listesinde olmazdı. Yanlış mı hatırlıyorum? İlk defa görmüş olabilir miyiz acaba? Bili'de olabilir. Burada. Olabilir. Bu listede. Yani Hamşik Oynadığı zaman, düzenli oynadığı zaman Luis Gustavo burada oluyorlardı. 34 evet. yaşında. Şimdi 36 yaşındaki bir da girmiş. Evet. Yani lig, lig git gide daha fazla düşündürmeye başladı. Yani ligin en yaşları en fazla mesafe kat ediyor. Genç arkadaşlar. Yani buradan ders çıkarmanız lazım. Vallahi böyle. 36 yaşında adam nasıl ligin en fazla mesafe kat eden ilk beşinde olabiliyor? 34 yaşındaki Hamsik, 36 yaşındaki bir ilia. utanır ya insan. Bunları burada ilk 5'te görmeye. Neyse ki hani Bünyamin var orada. <laughs> Bünyamin de bu hafta farklı bir durumu oldu. Orta saha oynadı. Normalde sağ kanat oynuyordu evet. Bünyamin Balcı. Ümit Milli Takımımızın da sağ beki Nuri Şahin de üçlü savunma oynuyor Antalya ve orada sağ kanat bek kullandığı bir oyuncu Bünyamin Balcı ama Floranus'u sağ kanat bek kullandı bu hafta. Bünyamin'i merkezde kullandı. Verim o da kat aldı mı? Mesafeyi artırmış. Bence tam alamadı. Olmadı değil mi? Poliyi aradılar. Orta saha. Tam istediği gibi olmadı yani. Nuri'yi aradılar bilmem. diyeceğim. Şimdi komik olacak. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> orada yaradı. kendisi oynuyordu. Evet. Şimdi kulübede de adı yazıyor bu arada. Hala futbolcu. Nuri, Poli'yi Nuri yaptı. Poli'yi koydu oraya. Ama Poli de yoktu bu hafta. Evet. Bünyamin'i koydu. Bence aradılar. Oyunlarını olumsuz etkiledi. Marek Hamşik söylediğimiz gibi zaten burada. Hep burada. Sakatlığı olmadığı müddetçe. Aleksic, Emre Hoca'yla beraber çıkışa geçti. Daha fazla dakika alıyor. Daha fazla düzenli oynuyor. Bu hafta orta sahada Mahmut Berkay Aleksic üçlüsü yaptı. Başakşehir. Çok mesafe kat etmesiyle aslında meşhur olan bir oyuncu değil. Malatya performansına baktığın zaman gol versiyonu daha fazlaydı. Ama haftanın en çok mesafe kat edeni olması ve bunu 94 dakikada yapması önemli. Alexis için e, büyük başarı. Emre Hoca ile birlikte e, şans bulan demeyeyim de e, belki performansını daha yukarıya çekme imkanı bulan oyunculardan bir tanesi Gulbrand sender diyebilir miyiz? Şunun için soruyorum. Trabzon maçında ilk 11 başladı. Nasıl bir Oyunu izlediniz. Genelde çok fazla ilk 11 başlayıp da izleme şansı bulamıyoruz. Evet. Gulbransen'i. Burada da hep konuştuğumuz isimlerden bir tanesi ya bu adam sonradan giriyor hamle oyuncusu ve illaki sonuç alıyor. Acaba rakipler yorulduktan sonra savunmayı daha eksik yakalama anlamında hızıyla, zekasıyla orada mı bir şeyler katıyor yoksa ilk 11'in oyuncusu olur mu? Benim bir türlü hani daha fazlasını verebilecek bir oyuncu onu vaat ediyor ama 90 dakika görünce de acaba mı diye bir düşündü. Ne düşündünüz siz Gulbransen için ya da ne düşünürsünüz? Bazen bazı oyuncuların bütün kariyeri böyle olur biliyor musun? <laughs> kariyeri biter hala karar veremez. Bazen bazı oyuncular öyledir. Doğru. Mesela ben ilk aklıma gelen örnek Halil Altıntop. Hala nasıl futbolcu bilmiyorum. Ve hala bilmiyorum. Futbolu bıraktı. <laughs> çok iyi futbolcu mudur? Biraz altı mıdır? Çok kötü müdür? 11'de mi kullanmalısın? Ofansif orta saha mı, formudur mudur Halil Altıntop? Bu kadar futbol oynadı, bu kadar yıl. Hala aynen karar veremedim. Halil nasıl futbol? Bazen bazı oyuncular öyledir yani. Her şeyi yapmaya çalışınca böyle oluyor ya da şey mi acaba istikrar meselesi mi? Futbol garip bir oyun gerçekten. Yani hep söylerim 5'te 5'i topluyorsun. Bazen 10 etmiyor, bazen 1000 ediyor bazen 3 ediyor. Çok Ş garip gerçekten. Şansın Bu kadar etkili olduğu bir oyunda her zaman kazanmayı beklemek de şans faktörü ayrı bir şey. Faktörlerden biri. Bir de Çok önemli faktör biri. diğer faktör ne biliyor musun? Grup disiplini. Bireysel spor değil ya. 11-11 oynanıyor ya, Bütün. performansları etrafındaki oyuncuları etkiliyor ya. Bütün mesele şansın oyundaki ağırlığını azaltmaya yönelik doğruları yapmak değil mi? Şüphesiz tabii. Yani mümkün olduğu kadar az doğaçlama, Ülgün mümkün oldu olduğu kadar çok. çok kurgu. plan. Zaten tek direktörlük budur yani. Emprovizasyonu azaltmak, kurguyu artırmak. artırmak. Aynen öyle. Ama bazı oyuncular çok kolay olmuyor. Gülü da kolay bir oyuncu değil. O yüzden bu sorunuzun yanıtını... Gol sen bile bilmiyor belki. <laughs> Peki en güzel cevap bu oldu. Değerli izleyenler bir sonraki sayfamıza geçelim. 19. haftanın enleri. En çok isabetli şut atan takım Kasımpaşa olmuş. İsabetli şut. 10 isabetli şutu var. En yüksek topla oynama oranı 19. haftada Fenerbahçe'de %66. En çok orta yapan takım Göztepe 46 orta mı yapmışlar? En az foul yapan takım Medipol Başakşehir. 7 foul ile haftayı <laughs> kapatmışlar. Oyuncu bazında Mustafa Muhammed. 5 şutla en çok şut atan oyuncu ki onunla beraber Bakasetas, Süleymanov ve El Kabi'nin de beşer şutla haftayı tamamladığını belirtelim. Rakip cezası aslında en çok topla buluşma Doğukan oyuncu bazında tam 9 kez topla buluşmuş ki biz de maç sonrasında bu konuya temas etmiştik. En çok hava top, e, özür dilerim. En çok hava topu kazanan futbolcu yine Mustafa Muhammed 10 kez ve en isabetli, en çok isabetli pas yapan oyuncuysa yine şaşırtmadı diyeceğiz. 96 ile Marek Amşik. Şimdi takım bazlı istatistiklerden başlayalım. 96 çok acayip bir sayı değil mi? Trabzon evet topa da sahip olduğu için Hamşik Doğuş Sister yakalıyor. Fenerbahçe'nin en yüksek toplu oynama oranı yakalaması ve dönüşümün göstergesi. Pereira'dan sonra, sonra. saha içine daha fazla yüksek pas sabiti sağlayan bir takıma dönüşmesi toplu oynama oranını da artırıyor. Kasımpaşa galip geldi Altay'a karşı ve Hakan Kutlu döneminde oyunda bir gelişim var. Onlarda en çok isabetli şut hissesi yakalamışlar. Mustafa Muhammed 12'de 10 galiba bu arada. Hava topu 12 hava topuna çıkıp ki kolay değil hücumda hava topu yüzdenizi yüksek. Savunmacı yüksek yakalayabilir. Savunmacının çünkü yüzü dönük ve savunmacının işi o zaten. Ama Santrafor'un böyle bir 12'de 10 gibi fantastik bir istatistik yakalaması Mustafa Muhammed tebrik etmek lazım. İyi bir dönüş yaptı. Doğukan da Antalya'nın Güray'la beraber ana hücum planı zaten sol kanattı. Güray Doğukan işbirliğiyle çok zorluk çıkardılar Galatasaray'a. O istatistik o yüzden yakalamış. Tebrik edelim. Hepsini tebrik edelim. Golle biten hücumda yer alma. Kaç haftadır yok Uğur Bey Vakayemi? 3 hafta mı oldu? 3 hafta oldu galiba evet. 3 hafta ilk yarın son üç haftası Altık yok diye konuşmuştum. Nasıl bir 16 hafta geride bıraktıysa o zaman? Hala lider. Hala lider. Ama Wish'le şey ortak oldu ona. Doğru. Gradel evet, hemen evet. arkasında, Vargas'la birlikte. Aynen öyle. Okaka ve Tiam. Ciddi sayılar ya. 19 hafta sonunda evet. ortalama yaklaşık bir gole hepsi katkı yapmış tablodaki herkes. Ciddi sayılar. 2 tane Başak Başakşehirli var. Vişça, Okaka. Ligin herhalde en iyi ikilisi olarak şu anda ön plana çıktılar ofansif anlamda. Bakasetas ve diyebiliriz. Bakasetas çünkü buraya yakın. ilk altıya giremedi ama Bakasetas'ın da sayısı yüksek. Mametiyam tabi tabii çok sürpriz bir çıkış. Fenerbahçe'nin 1,5 milyon euroya Kayseri Spor'a verdiği. 9 gol attı şu ana kadar ki Fenerbahçe'de öyle bir gol atan oyuncu yok. 3 ya da 4 asist yaptı. Artı gol öncesi buluştuğu toplarla 17 tane gol katkısına ulaşmış ki Kayseri gibi takımda yani. Kayseri'nin kaç golü var ki? Hemen o sayı size, Kayseri'de olduğu için daha değerli. 27 gol attı. 27 golde 17 28 gol yiyor. 27 golde 17 inanılmaz bir şey. Yani %60'ın üzerinde katkısı var. Katkı %62, %63. Her üç golün ikisinde tiyan var. Kabaca tek hücum silahı gibi bir ifade kullanabiliriz. Nerede söyle? Her 3 golün ikisinde evet. tiyan var. Yani bu Başardı gerçekten müthiş bir şey. E, Vargas da onu başarmış. Her üç golün ikisinde var. Adana Demir'in attığı her üç golün ikisinde var. O yüzden onların başarılarına ayrıca parantez açmak lazım. Bir 4-5 hafta belki 6 hafta önce Vargas'ta bir ufak dalgalanma oldu. Ama ondan sonra listedeki yerini aynen Toparladı. geriye Argas. aldı. Matias Vargas hakikaten ligimize... Bu oyuncuların hiçbirisi şaşırtmamıştır. Ee, tahmin ediyorum kimseyi maçları seyreden izleyicilerimiz için söylüyorum. Ee, Vargas da yine diğerleri gibi oyuna, ülke futboluna kalite katan, akıl katan isimlerden bir tanesi. Şuradan bakıyorum. Neredeyiz şimdi? Bir sonraki sayfamız. O şey... Buyurunuz. Gole en çok katkı yapan oyuncular. Burada <laughs> daha ayrıntılı. Bunlar daha sadece budur. gol ve asist. Gol ve asist evet. Deminki gol olan ataklarda topa dokunmuş oyunculardı. Evet. Burada gol ve asist katkısı. Burada Mehmet Sürpriz lider. Az önce Uğur Bey'in altını çizdiği gibi takımının lideri aynı zamanda gol ve asist katkısı olarak da ligin 19 haftasının ardından birinci sırada Peşiç. Burada Vakayeme, Vişca yine herhalde kimseyi şaşırtan bir liste değildir. Bakasetas, hatta Bakasetas belki biraz aşağılarda kalmış bile diyebiliriz ki sakatlık oldu vesaire Doğru. oldu. Bir ara liderdi. Serdar Güller de yine kendisine yer bulmuş bu listede. Tiam'ın lider olması önemli. Tekrar altını çizmek lazım. İlk yarının gol artı asist. İstesinde lider. Umut Bozok ilk haftalarda forma şansı bulamıyordu. Sonra yavaş yavaş dakika almaya, oyuna sonradan girmeye başladı. Dakika bazlı baksan Umut bu listenin lideri olabilir. Dakika başı gol ve asist istatistiğinde ilk yarının zaten yerlilerde de lider oluyor gördüğüm kadarıyla çünkü bu tabloda sadece iki yerli var. Umut ve Serdar Gürler var. Yerlilerin de lideri. O zaman buyurun yerliler gelsin. İlk yerli... yarının en parlak Buyur, belki de buyurun. yerli performans Umut Bozok. Mart'ta da A Milli Takım için güçlü aday. Kasımpaşa'nın da ligde kalabilmek için en büyük umudu şu an küme düşme hattındalar. Yani Umut Bozok şöyle söyleyeyim o kadar ayar değiştirir ki mesela Giresun'da olsaydı Giresun'un 5 puan 6 puan daha fazlası olurdu. Göztepe'de olsaydı Göztepe'nin 5 puan 6 puan daha fazlası olurdu. Çok fazla ligde Umut Bozok yok. Kasımpaşa gerçekten ligde kalacaksa yani Umut'a sahip olduğu için kalacak muhtemelen. Gole en çok katkı yapan yerli oyuncular belirttiğiniz gibi Umut Bozok birinci sırada. Serdar Gürler onu takip ediyor. Mesut Özil 7 gol 2 asistle. Yunus Akgün Efecan Karaca, Güven Yalçın, Kerem Aktürkoğlu, Adem Büyük ve Abdülkerim Bardakçı olarak sıralanmış. Bu sayılar az tabii. Az yani gerçekten. Süper Lig'de 19 maç oynanan bir ilk yarının sonunda gol ve asist katkısı altının üzerine çıkan sadece 5 yerli oyuncu var. Umut Serdar, Mesut Yunus, Efecan ki Mesut da milli takımda faydalanamadığınız bir oyuncu. Bu üzücü tabii. Süper Lig'deki yerli performansların bu seviyede olması. Rekabetin daha üst seviyeye çıkarılması Artırması lazım. Artırması lazım yani yerli oyuncuların performanslarını. Çünkü eğer biz kendi ligimizdeki yabancı oyuncular ile mücadele edip onları geride bırakamıyorsak, yenemiyorsak bunu milli takım düzeninde nasıl yapacağız? En basit denklem, en basit cümle, soru bu olsa gerek. Sıradaki, buna eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü bilmiyorum sıradaki sayfa sizde şaşırtacak mı acaba birinci sıradaki takım? Gelsin efendim bir sonraki sayfa. İlk defa değil mi? Trabzonspor ikinci sıraya düştü bu şeyde. Aa, Başakşehir çıkmış lider. Gol öncesi ortalama pas sayısı. Emre Belözoğlu etkisi. İlk defa Trabzonspor buradaki şeyi sadece 0.1 ile tabi. Ortalama paslarda. Aykut Kocaman dönemine göre daha farklı futbol oynuyorlar. Çok farklı bir futbol oynuyor. daha fazla oynuyorlar. Daha fazla örerek oynuyorlar. Daha fazla Üçüncü bölgede seri pas yaparak gole gidiyorlar. Bu da gol öncesi ortalama pas sayılarını artırdı doğal olarak. Emre Belözoğlu Başakşehir'i lider konuma gelmiş. Burada dikkat çekici bir başka detay da Galatasaray'ın bu kadar geride olması. Sezon başında üçüncü ya da dördüncü oluyordu Evet. genelde bu grafikte Galatasaray. Hep söylüyorum ya Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki başarı, evet çok büyük başarı. Türk futbolu adına heyecan verici. Fakat Süper Lig'deki ayarlarını bozdu. Galatasaray Avrupa Ligi'nde bir oyun tesis etti. Başarıya ulaştı. Bu oyunla Süper Lig'de de başarıya ulaşmayı denedi. Ama Süper Lig Avrupa Ligi değil. Süper Lig'de rakiplerinin büyük bölümü topu istemiyor. Süper Lig'de rakiplerinin büyük bölümü sana geçiş ucunu fırsatı vermiyor. Süper Lig'de 3. bölgeye yerleşmen lazım. Sete yerleşip gol atman lazım. Bak Galatasaray'ın gol öncesi ortalama pas sayısının altı olması set ucumuyla gol bulamadığı anlamına geliyor. Doğru. Galatasaray geçişlerle buluyor sürekli gol. Süper geçişlerle gol bularak üst sıraları hedefleyemezsin ki. Galatasaray'ın sorunu bu. Galatasaray'ın sette gol sayısını artırmak için 4-4-2'ye dönmesi lazım ki 4-4-2'ye döndü Antalya maçı nasıl 2-0 kazandı? Topa sahip olsun. Atak sürekliliğini sağlasın. Topa Süreklili sahip olan takımlardan biri Galatasaray. Ligin en fazla topa sahip olan takımlarından biri. An Fakat 3. bölgede kalabalıklaşmak, ceza alanı çevresinde kalabalıklaşmak, kutuda kalabalıklaşmak. Topa sahip olma istatisine bir anlam kazandırsın. Anlam katmak diyelim. Ee, i̇statistiklerimiz bu kadar şimdi bir ara vereceğiz. değerli izleyenler aranın ardından da aranın ardından da Hürriyet gazetesiyle ve Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Hürriyet gazetesi diyor ki başlığında Fenerbahçe'de George Jesus heyecanı. Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasına dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı da girdi. Sözleşmenin bit Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala 67 yaşındaki teknik adamın ayrılık kararı alması sonrası taraftarlar sosyal medyada binlerce paylaşım yaptı. Adı Flamengo ile de anılan George Jesus için gözler şimdi yönetimde. Dün Benfica'dan ayrıldı. Türkiye'nin gündemine yerleşti. Şurada sağ üstte kim söylemiş bunu? ama okuyamıyorum. George Jesus gittiği her ülkede mutlaka kupa kazandı diye bir tespit yapılmış. Dolayısıyla e, şey e, potansiyel hoca isimleri arasında artık George Jesus da var diyor gazete. Fenerbahçe kupada açılışı Afyon Spor'la yapıyor. Kanarya Türkiye Kupası'nda 3 yıldır, 8 yıldır kaç yazıyor burada? burada? 8 olması lazım değil mi? Okuyamadım. Kupaya hasret. Yanlış bir şey de dedim. Fenerbahçe. Efendim? Maç 21'de Fenerbahçe. 2013'ten e, bu yana hasret kaldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-22 sezonunu bugün 5. tur mücadelesinde Afyonspor maçıyla açıyor. Bakayım 11 tahmin etmiş mi? Yok. Sarıla Civatiller'in ikincilik kırmızı grupta yer alan rakibini Ülker Stadında konuk edeceği ve saat 20'de başlayacak mücadele tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan takım kupada adını son 16 turuna yazdıracak. Bir başlığımız daha var. Fenerbahçe'de Milan Simon Kerr'in yerini dolduracak ismi buldu. La Gazzetta dello Sport, Simon Kerr'in sezonu kapatmasının ardından arayışa girdiğini belirtti. Haberde Atilla Zalai'nin Botman ve Diallo ile birlikte İtalyan devinin adayları arasında yer aldığı belirtildi. Atilla Salay için ve Fenerbahçe için şaşırtıcı bir durum değil. Zaten Salay'ın Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında olduğunu biliyorduk, konuşuyorduk. Normalde öyle olması şüphesiz. Şüphesiz. Dolayısıyla bu yeni bir haber değil diyebilirim. Jorge Jesus'tan başlayayım Buyurun. Heyecan verici gerçekten. Evet 67 yaşına geldi. Evet belki en dinamik çağında değil ama şeydir, heyecanlıdır. Animatik bir tek direktördür. Sakin bir tek direktör tipi değildir. Lider vasıflıdır. <laughs> hani süperstar oyuncularla sorun yaşayabiliyor zaman zaman. Çünkü takıma sahip olmak ister. Başarı garantilidir. Brezilya'da da orada gittiğinde de çok büyük işler başardı. Avrupa'da Portekiz'de de büyük işler başardı. E, şu anda Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan da soyunma odası biraz genel odaklı ya. Hem yaşı yüksek olan oyuncular var, hem CV'si yüksek olan oyuncular var. Hem kendini yıldız hisseden ama aslında o kadar da star performansı vermemiş bazı oyuncular var ama kendini süperstar zanneden. Bunları yönetebilecek tipte bir tek direktör sanki ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bu olabilir. George Jesus bana olabilir gibi geliyor eğer şunu Fenerbahçe'nin tercijesi olursa. Iı, takım profili tespitinizden şunu anladım. Herkese kim olduğunu hatırlatacak bir isim. Evet. Ne olduğunu hatırlatacak. Ayarlar öyle bozuldu. Herkese kim olduğunu ya da ne olduğunu hatırlatacak. İyisen iyisin, değilsen değilsini belki söyleyecek. Adil forma dağıtımı. Tek kelimeyle bu. Hayvan, Doğru oyunda. Hayvan çiftliğinde miydi? Hani George Orwell. Bütün hayvanlar eşit ama bazıları daha eşit olmayacak. Herkes gerçekten eşit olacak. Bunu sağlayabilir Jesus. Eğer bir iletişim sorunu yaşanmazsa, hani birileriyle sıkıntıya girmez, soruna girmez ki çünkü girebiliyor. Onu yaşamazsa masaya oturup doğru iletişim kurmak, doğru diyalog kurmak, doğru verileri ortaya koymak, onun sunumunu görmek, senin isteklerini sunum yapmak, tek direktör tercihini böyle yapmak lazım. Biz bir anda yapıyoruz. Biz ne talep ediyoruz, sen ne istiyorsun? Bunu konuşmak lazım tek direktörle. Liverpool, Brandon Rodgers anlaşırken, şu an Rodgers dünyanın en gözü tek direktörlerinden bir tanesi Leicester'da. Liverpool, Brandon Rodgers anlaşırken, bak abartmıyorum yanılmıyorsam 8 tek teritoriyle falan mülakat yaptı. Sonra Brandon Rodgers'ı anlaştı ve Brandon Rodgers neredeyse Liverpool'u şampiyon yapıyordu. Son haftalarda kaybetti. Gerard ayağa kaydı. Steven Gerard çağrısı maçta. Demba Bağ'ı gol attı. Umarım karıştırmıyorumdur bu ara çünkü narkoz etkisi. Kafam kafam çok karışıyor. <laughs> doğru, doğru. Yanlış hatırlamıyorsam öyle gitti şampiyonluk. Yine bir örnek. Tottenham, Nuno Espirito Santo 11. tercih filandı görüştü, olmadı, görüşemedi, görüştü, mülakat yaptı, aklına yatmadı. En sonunda Nuno Espirito Santo ile anlaştı. Ha başarılı olamadı diyeceksin ama şunu demek istiyorum. Tek tek seçim o kadar basit bir iş değil. Konuşacaksın, taleplerini söyleyeceksin, o sana taleplerini söyleyecek, bakacaksın. Dünyalarınız uyuyor mu? Senin istediğini yapabilecek. Evet, yani. onun hissettiğini sen yapabilir. Senin Pereira ile konuşmamışlar herhalde ya. Konuşmamışlar, konuşma almışlar Pereira'yı. Hiç diyalog kurmamışlar. Yani Pereira masaya oturup eğer Ali Koç'a ve yönetim kurumunda şunu dediyse ben bana vahiy geldi yukarıdan. Ben şu savunma oynatacağım. <laughs> Dünya yıkılsa değiştirmeyeceğim. Dünya yıkılsa değiştirmeyeceğim. Bu oyuncuları istemiyorum. Kendi standartına bu uygun. Bunları alacağım. Bu yetenekli oyuncu sayısı çok fazla. Hamukay yetenekli oyuncu sevmiyorum. Bunları sadece üçünü oynatacağım dediyse ve hala Pereira'yı aldılarsa gitsin zaten falan. olmamıştır söyledi. zaten. Konuşmadılarsa daha büyük fiyasko. Öyle olmamıştır. Bu kadar ısrarlı olacağını tahmin ediyorum. Kimse öngörememiştir. Öngöremezsin ama konuşursun. Diyalog kurarsın. Şimdi sen yani, burada birisine iş teklifi yapıyorsun. Yönetici vasfında konuşmuyor musun? Elbette. Dünya elbette. kadar biz sana ne kadar konuştuk? Dünya kadar konuşuyorsun. Tabii. Bir sürü detayı konuşuyorsun. Ondan sonra senin isteğin, benim isteğim belli bir noktada olur, buluşabiliyorsan olur. çalışıyorsun. Tabii. Yoksa çalışmıyorsun. Doğru. Bu kadar basit yani. Doğru. Dolayısıyla teknik direktör tercihi kolay bir iş değil. Ama bunu da neyse uzatmayayım vakitler aldı ee, baş... zaten hep konuşuyoruz. Şu Beşiktaş'ın tek direktör konusu da var ya onunla ilgili de mesela heyecan verici bir haber o. Tripovski mi? Evet. Tripovski Tirp galiba. Nasıl okunuyor? Tripovski. Gelsin o zaman ekrana Sabah Gazetesi'nden başlığımız değerli izleyenler. Kupa gelmez e, kupa gelmezse Tripisovski, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası ve Süper Kupa'daki sonuçları eşik noktası. Yerli ve yabancı teknik adamlarla görüşen siyah beyazlı yöneticiler Altay ve Antalya Spor'la yapılacak maçların sonuçlarına göre hareket edecek. En güçlü aday Slavia Prag takımının Çekyalı hocası Tripsovski. Bakayım tek engel sözleşmesinin Dripsovsky'nin sözleşmesinin 2023'te bitmesiymiş Uğur Bey. 2023'e evet. kadar kontratı varmış Slavia Prag takımıyla. 3 sezondur şampiyonluğa ulaşıyorlarmış. Başarılı çalıştırıcı ile ilgili Beşiktaş'ın önündeki tek engel 2023'e kadar olan kontratı. 45 yaşındaymış Dripsovsky. Bu arada Cenk Tosun'la alakalı bakayım. Ee, geçirdiği uzun sakatlık sonrası Everton'da Sezonu tamamlamayı planlayan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece bir maçta 7 dakika görev alırken bu durum fikrinin değişmesine neden oldu. Siyah beyazlılar Başkan Ahmet Durçebi'nin kendisine her zaman kapımız açık dediği Cenk'le anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi İngiliz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Cenk'i ilk etapta 6 aylığına kiralamayı hedefliyor. Daha sonra oyuncunun kendisiyle masaya oturulup uzun vadeli mukabele yapılacak. Maliyetleri düşük tutma adına kiralama bedeli ödemek istemeyen siyah beyazlılar bu çerçevede Everton'da görüşmeye de başlamış. Bir sayfada iki haber buyurun. Son 6 dakika. Cenk çok başarılı bir transfer girişimi. Batu Şuhayi'yi de sarsar. %100. Larin de sarsar. O forma rekabetinde paylaşırlar. Herkes kazanır o işten. Umarım Cenk için de iyi olur. Milli takıma da lazım. Mart için, Hı -hı. Haziran için. Tırpisovski çok iyi bir hedef. Yani Georgia'da Jesus ve Tırpisovski Tr isimlerinin geçmesine sevindim. İkisi de çok değerli tek direktörler. Tırpisovski artık şu noktada herhalde söylemde sakınca yok. İki sene önce ve bir sene önce büyük takım, bir büyük takım sordu ve önerdim ben. Yani fikrimi sordu ve önerdim. Ve şimdi bugün gündeme geliyor maalesef. Slavya Prag'la son yıllarda başarttığı Avrupa'nın en etkileyici performanslarından biri hem kendi liginde şampiyon oluyor hem de Avrupa kupalarında geçen son çeyrek finale kadar gitti. Çok büyük işler başarıyor. Ona da yetinmiyor. Çok önemli oyuncular çıkarttı. Bak 2019-20 sezonun sonunda Thomas Suçek sonradan Kufal'da buradan gitmedi mi? Premier Lig'e gittiler. West Ham'da şu anda. Alex Kral'da 12 milyon euroya Rus Lig'ine sattı. 2020 -20, evet Kufal'ı da bir sonraki sezon verdi West Ham'a. 2020-21 benzer bir şekilde göndermeye devam. Friedrich, Kufal. 2000 geçen sezon Abdallah Sima ile David Sima Avrupa Ligi'nde yıldızlaşmışlardı. Biri İngiltere Ligi'ne, biri İtalya Ligi'ne. Yani hem oyuncu yetiştiriyor, buluyor daha doğrusu. Dünyanın çeşitli yerlerinden geliştiriyor, gönderiyor 5 büyük lige. Hem de bir taraftan yarışmacı. Yarışmacı olmayı da kaybetmiyor Slavya Prag'da. Çok heyecan verici. Ben de bir de mesela Çekya'dan, mesela Romanya'dan, Mesela Hırvatistan'dan dikkat edersen kültürlerimiz bir miktar daha benzer bu ülkeye, Buralara gitme görme şansım da oldu. Bu lige gelen sporcunun da tek direktöründe daha başarılı olabildiğini görüyoruz. Bakınız Slaven Bilic. bakınız Mircea Lucescu. Doğru. Yani 5 büyüklükten gelen Avrupalı'dan ziyade mesela bizim seviyemizde Yunanistan, Çekya. Kültürü bizim seferimize yakın. Adapte olabilen, evet. anlayabilen. Ve hedefleri de benzer olan. Büyük maaşlar ödemek zorunda kalmadığın, parayla başının dönmediği tek direktör ve futbolcuların daha başarılı olabildiğini görüyoruz. Beni şaşırtan sadece şu oldu. Bu kez Portekizli bir isim değil. Adı evet geçen ya. Teknik ne Portekizmiş arkadaş. Evet. Çok üretiyorlar demek ki ki ondan yani başka şey artık. yapmıyoruz. Üretiyorlar ortam. ama bizim Hayrullah Ünal hatırlıyor musun? Bir dosya yapmıştı. Porto'dan Evet. 5 evet, yılda 49 evet. tane Edek oyuncu evet, gelmiş evet. Süper Lig'e. Adamlar transfer planlaması sezon başı şöyle yapıyor. Ya alalım, tutmazsa Türkiye'ye göndeririz diyorlar. Yani Porto yönetim konularda gülüyorlar herhalde, dalga geçiyor. 5 sezonda 49 tane Süper Lig oyuncu vermiş. Yani delirmiş durumdayız yani. İşte tutmazsa bu, Süper Lig'e veriyorlar. Şaşırtıcı yani e, Portekizli evet. bir ismin geçmemiş olması. Şimdi bak ne kadar vaktimiz kaldı dostlar. Bir sonraki başlık pekala. Kartalı bitiren 3 fobi demiş gazete. Liderden 18 puan fark yiyen Beşiktaş'ın çözüm bulamadığı dertleri belli. Bir, deplasmanda tarihin en kötüsü. Beşiktaş 3 puanlı sisteme geçtiğinden bu yana en kötü deplasman performansını yaşıyor. Dış sahadaki ilk 9 maçlık serilerin baz alındığı performans analizine göre 6 puanlı siyah beyazlar bundan daha önce en kötü 10 puanda kalmıştı. Nasıl hesaplamışlar bunu Uğur Bey? İlk yarılarda Deplasman performanslarına bakıyorlar. Beşiktaş bu sezon deplasmanda sadece bir maç kazanabildi. Baktığın zaman Süper Lig tarihinde daha kötü bir deplasman performansı olmamış ilk kere 6 puan. Ha diğerleri beraberlik tamam. Son 15 dakikada 10 puan uçtu. ikinci madde. Siyah beyazlılar 19 haftada maçların son 15 dakikasında 10 gol yedi ve bu açıdan ligin en kötü takımı son olarak Konyaspor 90. dakikada siyah beyazlılara şok yaşattı. Kartal söz konusu dakikalar aralığında Yenen goller nedeniyle 4 kez beraberlikten yenilgiye, 2 defa da galibiyetten beraberliğe geriledi ve bu sebeple 10 puan kaybetti. 3. olarak 15 maçtır üst üste gol yiyor takım savunmasındaki hatalar kadar defans oyuncuları ve kaleci hataları da Beşiktaş'ın çözemediği konulardandı. Siyah Beyazılar kalesini kapattığı ilk 4 hafta dışında geride kalan 15 maçın tamamında gol yedi. Beşiktaş 19 haftanın 11'inde kalesinde ilk golü gören taraftı. Söz konusu maçlardan sadece 4 galibiyet çıktı. Şunu uzun zaman konuştuğumuzu hatırlıyorum. Üçüncü madde itibariyle söyleyeceğim. Beşiktaş'ın savunmada büyük hataları yaptığını ancak Beşiktaş'ın öyle bir oyun oynadığını. Dolayısıyla işi savunmaya bırakmadığını. Dolayısıyla bu doğru. hataların üstü örtüldüğünü değil kullanmak istediğim ifade. O hataların yapılmasına mahal vermeyen bir oyun oynadığı Tolerede için. edebilen ya da bu oyunu oynayamadığı için evet. şimdi ortaya çıkıyor bu e, arızalar. Büyük savunma işi bu özelinde. Ya. Bunun üzerine söylenebilecek bir şey yok. Bu en doğru tespit. Beşiktaş geçen sezon savunma hatası yapmıyor muydu? Yapıyordu, Yapıyordu. elbet. Pozisyon vermiyor muydu? Veriyordu savunma arkası çok boşluk bırakmıyor muydu? Bırakıyordu ama Aynen bunu öyle. tolere edebiliyordu. Bu sene aynısını yapmaya çalışınca oldu. İki olmadı. şekilde tolere edebiliyordu. Bir daha fazlasını atarak ön tarafta verimlilik. iki kaybettiği topları çabuk geri kazanarak. Orada bir orada bir sıkıntı var. Ya Atiba hep altını çiziyorsunuz. Atiba'daki düşüş. Wellington'daki düşüş. Wellington'da o geri kazanmada önemli bir unsurdu. Bunu tetikledi. Ama yani Beşiktaş geçen son süper bir savunmayla şampiyon olmadı. Aynen öyle. Süper hücumla şampiyon oldu. Aynen öyle. Ve savunmadaki ağır ağızı tolere edebilen bir oyunla şampiyon oldu. Bu sene onu tolere edebilecek hücum performansı yok. Diyelim ve bugüne de noktayı bu şekilde koyalım. Uğur Bey çok teşekkürler. Evet. Ağzınıza evet. sağlık. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar aynı saatte hep birlikte olana dek Hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.